Ama kayıt başladı hocam şu anda. Başlasın, bir sıkıntı yok. Dönüyor Evet, musun slide Erkan? geldi şu anda. Dönüyor mu? Siz değiştiriyor musunuz Arkadaşlar. şu anda? Değişiyor mu? Evet, şimdi değişmeye başladı. Tamam. Tamam. Başlayalım o zaman. Evet. Arkadaşlar tekrar. Hocam mikrofonunuz kapalı şu anda. Mikrofonu kapatayım derken ses gelmesin diye. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar üçüncü kez bu dersi başlatmaya çalışıyorum. Bilgisayar kapandı. Tekrar başladık. Slaytlar dönmedi. Tekrar başladık. Evet, deprem jeofiziğine bir türlü giremedik. Dördüncü haftada bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Umarım devam ederiz. Bakalım ne olacak? Evet, dünyanın keşfinden bahsetmiştik. Bu keşifte deprem dalgalarının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Ve bu şekilde devam etmiştik. Depremlerin odak derinlikleri ile ilgili sorusu vardı. Bir daha oku istiyorsan, Yakup, soruyu sen. Batı ve Doğu Anadolu'da meydana gelen depremler incelendiğinde depremlerin odak derinliklerinin ortalaması kaç kilometredir? Odak derinliklerin sığlaşması veya derinleşmesi Türkiye ve çevresinin sismotektoniği açısından nasıl açıklanabilir? Evet, Türkiye'nin demek ki doğusundan batısına depremlerin odak derinliği sabit mi? Değişiyor mu? Değişiyorsa maksimum kaç kilometreye kadar gidiyor? Ve değişimin nedeni Türkiye'nin doğusuyla batısındaki acaba farklı bir tektonik yapıyla açıklanabilir mi? Evet, bununla ilgili sayısız çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin kabuk tarımlığı çalışmaları doğusundan batısına doğru farklı jeofizik yöntemlerle yapılıyor ve Türkiye'deki kabuk kalınlığı özellikle doğuda daha fazla, 45 kilometrelere kadar ortalama, Türkiye'nin batısında da 30 kilometrelere kadar ortalama değiştiği ile ilgili çalışmalar var. Tabii kabuk depremlerinden bahsediyorsak, kabuk depremlerinden, cluster earthquake'den bahsediyorsak, tabii ki depremin kalınlığı, kabuk kalınlığı, değişen kabukta odak derinliği de değişir. O nedenle de daha derin odaklı depremleri, kabuk kalınlığının büyüdüğü Türkiye'nin doğusunda, daha sığ odaklı depremleri Türkiye'nin batısında, kabuğun incelmiş olduğu Batı Anadolu'da görmemiz mümkün. Tabii sismotektoniği farklı. Türkiye'nin doğusunda doğu kuzey güney sıkışma, batısında kuzey güney açılma olduğu için açılan bölgede kabuk inceliyor, sıkışan bölgede kabuk kalınlaşıyor. Ve bu açıdan da türlü depremlerin odak derinliklerinin değişiminde demek ki tektonik stres rejiminin büyük bir etkisi olduğunu ne yapabiliriz, söyleyebiliriz. Evet, şu anda Seismic Monitor sayfasına geçtik. Sayfalar umarım değişiyordur. Değişmediği zaman beni uyarıyor Yakup. Evet, bu bugün için alınmış bir deprem haritası. Son 5 yıldaki depremleri, son 2 haftada meydana gelen depremleri, dün meydana gelen deprem, bugün meydana gelen depremleri farklı renklerde gösteriyor. Mesela kırmızı bugün meydana gelen depremler. Bakın, bugün meydana gelen depremler neyi gösteriyor? Kırmızı renkte gösteriliyor. Demek ki yerin içindeki bu enerjinin boşalması sürekli devam ediyor. Özellikle modern sismoloji ile depremlerin kayıt edilmesi
Kayıt edilen depremlerin de bu tür bir harita üzerinde işaretlenmesi, gösterilmesi bizi aslında tektonik kuşakların yerini görmemizi sağlıyor. Demek ki sismo tektonik. Yani tektonik kuşakların sismo özellikle olanları, sismo demek aktif demek. Yani aktif tektonik kuşakla aktif olmayan tektonik kuşağı biz neyle araştırıyoruz? Sismoyla, yani sismolojiyle araştırıyoruz. Bakın burada Latin Amerika'nın aktif deprem kuşağı burada neyi gösteriyor bize? Bu levhan aktif kenarını gösteriyor. Ama bakın burada hiçbir deprem yok. Demek ki deprem aktif olan kenarla aktif olmayan kenarın ayrılmasını gösteriyor. Demek ki sismotektonik aktif kenarları ne yapıyor? Bize gösteriyor. Demek ki mesela Yalkap ben aktif tektonik çalışacağım dediği zaman işte ben lisans üst akademik çalışmamı aktif tektonik üzerine çalışacağım dediği zaman demek ki Latin Amerika'da seçmesi gereken bölge ya da kuşak burası. Ama ben aktif tektonikle çalışmayacağım dediği zaman o zaman çalışması gereken bölgeler burası olarak ayrı. Demek ki sismo ne yapıyor? Aktif tektonik bölgelerini bize gösteriyor. Deprem kuşaklarını bize gösteriyor. Sürekli bu 7-24 ölçülüyor ve 7-24 gerçekten okyanus ortalarında, levha sınırlarında bizler ne yapıyoruz? Bu depremleri görebiliyoruz. Tabii bu bölge oldukça önemli bir bölge. Bu bölgenin özel bir adı var. Ring of Fire. Ring demek, çember demek. Fire de bildiğimiz gibi İngilizce ateş demek. Ateş çemberi bölgesi. Bakın burası dünyada aktif tektoniğin yüksek seviyede olduğu yerler. Çünkü buradaki depremler gerçekten mega depremler. Buradaki depremler kadar daha büyük depremlerin olduğu başka bölge yok. Dünyada meydana gelen her 100 depremden 80'i bu bölgede oluyor. Bu bölgede meydana gelen depremlerin büyüklükleri, işte 1960 yılında Şili'de meydana gelen deprem büyüklüğü 9,5 büyüklüğüne kadar ulaşan depremler, Şili örneğinde olduğu gibi bu bölgede meydana geliyor. İlginç olan şey bu bölgede özellikle bu kuşakta bir deprem meydana geldiği zaman hemen tsunami alarmı bu kuşaktaki ülkelere haber veriliyor. Ya da bu kuşakta bir deprem meydana geldiği zaman tsunami alarmı bu bölgedeki ülkelere haber veriliyor. Çünkü burada olan deprem burada tsunami tehlikesi meydana getiriyor. Burada olan deprem de burada tsunami tehlikesi meydana getiriyor. O nedenle de burada tsunami erken uyarı sistemi var. Ve bu bölgede hangi ülkeler var diye baktığımız zaman işte Japonya var, burada Yeni Zelanda var, Avustralya var, Yeni Zelanda burada, Japonya burada, işte Amerika San Andreas Fayı burada, işte burada Kanada var, burada Latin Amerika var, burada Merkez Amerika var. Central Amerika, işte Meksika depremi geçenlerde meydana geldi. Bakın hala artışokları ne yapıyor? Devam ediyor. Demek ki biz ne yapabiliyoruz? Tektoniğin aktif olan kısımlarını ya da aktif tektonik kuşakları ne yapabiliyoruz? Depremlerle görüyoruz. Zaten sismotektonik ne demektir? İşte aktif olan kuşakların incelenmesi demektir. Az önce arkadaşımızın dediği gibi ya deprem oluyor ama bu depremlerin işte Türkiye'nin batısı ile Türkiye'nin doğusu arasındaki farkı nasıl ortaya koyuyor? İşte odak derinlikleri ne yapıyor? O farkı ortaya koyuyor. Orada odak derinlikleri işte bakıyorsunuz ortalama olarak orada odak derinlikleri bakıyorsunuz ortalama olarak derin. Ne yapabiliyorsunuz? Bu depremler bize oradaki tektonik yapı ile ilgili fikirler, düşünceler verebiliyor. Evet, bu sistem oldukça önemli bir sistem. Bunu bu ders kapsamında, bu monitör üzerinde, bu veri merkezi üzerinde
O çalışmalar yapacağız. Tabii buradaki veri kaynağı USGS'ten geliyor. USGS Amerikan Deprem Servisi'nin verilerine bu kanal üzerinden çok rahat ulaşmak mümkün. 1973'ten günümüze tüm depremler bu sistem üzerinden veriliyor. Ve depremleri listesini görmek mümkün. Depremleri bir bölge için seçmek mümkün. Her türlü opsiyon bu kanalda mümkün gözüküyor. Tabii burada levha tektoniği kısmı vardı bu kısımda. Levha tektoniği kısmını ben dokundum bugün. Görüldüğü üzere levha tektoniği ile ilgili olarak Amerikan Deprem Servisi referansı bu şekilde ortaya çıkıyor. Tabii az önce Şili'de ya da Güney Amerika'da meydana gelen 1960 depreminden bahsettik. Şimdi buradaki depremin aslında buradaki depremlerin ya da bu kuşaktaki depremlerin bu kadar büyük olmasının nedeni aslında bu bölge için Nazca levhası. Nazca levhası ne yapıyor? Çok hızlı hareket ediyor. Hareketi işte Latin Amerika'nın kuzeyinden işte güneyine doğru incelendiği zaman işte 50 milimetre, yılda 50 milimetre ile 75 milimetre arasında değişiyor. Yani dünyada en hızlı hareket eden levha. Tabii levha çok hızlı hareket edince niye hareket ediyor? Çünkü burada görüldüğü üzere okyanus ortasında malzeme çıkıyor ve bu çıkan malzeme de sıcak malzeme ne oluyor? Taşınıyor. Sıcaklık ve malzemenin yoğunluğu ne yapıyor? Bu levhaların hızını tespit ediyor. Ve Nazca levhası ile Türkiye'deki işte Afrika levhasını ya da Arabistan levhasını kıyaslarsak, çünkü Arabistan levhası da Türkiye'nin altına dalıyor, dalan bir levha. Arabistan demiş, Afrika levhası dalan bir levha. Afrika levhası mesela yılda 1,5, yılda 15 milimetre ilerlerken Nazca levhası minimum 50 milimetre ilerliyor. Neredeyse 3 kat daha hızlı gidiyor. Tabii hız artınca enerji bu kuşaklarda daha çabuk birikiyor ve bu kuşaklarda daha büyük depremler meydana geliyor. Evet, buradaki kuşakların keşfi, yani bu siyahla gösterilen kuşaklar aktif kuşakları gösteriyor. Tabii burada bir sürü kuşak var. Levhalar birbirine girmiş. Ama bu birbirine giren levhaların aktif ve aktif olmayan sınırları işte bir önceki haritadaki depremlerle ne yapılıyor? Ayırt ediliyor. Demek ki depremler ile bizler ne yapabiliyoruz? Bir levhalarda aktif olan, tehlikeli olan, tabii aynı zamanda enerjik olan levha sınırlarını bulabiliyoruz. Çünkü enerjik olması aslında aktif levha sınırları bir bakımdan enerji kaynağı. Enerji kaynağı ile dolu. Şey, şu termal enerji işte bu tür kuşaklarda çıkıyor. Evet, biraz daha baktığımız zaman bu önceki haritada bize ne yapıyor? Farklı bölgelerde gezinme imkanı veriyor. İşte o bölgelerden bir tanesi Asya merkez. Asya merkeze gittiğimiz zaman ya da Türkçe biz Orta Asya diyoruz. Evet, Asya merkez ya da Orta Asya. Görüldüğü üzere bugün itibariyle olan depremler kırmızı ile gösterildi demiştim. Bakın, kırmızı ile Türkiye'ye yakın bir bölge deprem var. Tabii sarı renkte olan depremlerde son 2 haftada olan depremler. Bakın, oldukça büyük depremler. Tabii ki bu dairelerin çapı büyüdükçe depremlerin de büyük olduğunu görüyoruz. Son 2 hafta içerisinde oldukça büyük depremin burada geldiğini, meydana geldiğini bize gösteriyor. Kırmızıya baktığımız zaman bugün içinde burada büyük bir deprem olduğunu ne yapalım diyoruz, görebiliyoruz. Evet, buralar oldukça aktif depremlerin meydana geldiği bölgeler ve sürekli dünya demek ki depremler ile ne yapılıyor? İzleniyor. Depremler ile birlikte bizler yeni bilgiler alabiliyoruz. Tabii depremin odağı var. Odak konusu oldukça tartışmalı. Çünkü depremin odak derinliği konusunda çok hassas, çok doğru
bilgiler veremiyoruz. İşte artı eksi 5 kilometre hata olabilir. İşte bugün için dış merkez ya da iç merkez dediğimiz iki bilgi var. Depremin meydana gelmiş olduğu iç merkez ya da hipocenter dediğimiz bu bölgenin yüzeydeki yansıması dış merkez diyoruz. Dış merkez tabii ki dünya yüzeyindeki, yeryüzündeki yerini gösteriyor. İç merkezi yerin içindeki yerini gösteriyor. İşte yeryüzündeki depremin yeri işte artı eksi ne bileyim 5 kilometre hata varsa yerin içindeki merkezini gösteren odak derinliğindeki bu hata da artı eksi 10 kilometre olduğunu söyleyebilir. Çünkü yerin içi ya da yerin altı ile ilgili fazla bilgimiz yok. Hız yapısı ile ilgili fazla bilgimiz yok. Sismometre sayısı o kadar yaygın değil. Ve jeofizik hız yapısı bilinmediği için buradaki tabakaların jeofizik hız yapısı bilinmediği için derinliklerde hatalar meydana geliyor. Evet, bir deprem meydana geldiği zaman demek ki buradaki bir fay neyi var? Bir fay yüzeylenen bir fay var. İşte buna fault scarp deniyor. Ve bu da neyi gösteriyor? Depremin eğimini gösteriyor. Demek ki bu eğim atımlı bir deprem. Atım miktarı nerede? Şurada. Burası atım miktarı. Demek ki eğim atımlı. Nereye doğru atılmış? Aşağı doğru atılmış. Aşağı doğru atıldığı zaman ne diyoruz? İşte normal fay diyoruz. Çünkü görüldüğü üzere bu üstteki blok alttaki bloğa göre aşağı doğru eğilmiş. Demek ki normal bir faylanma meydana gelmiş. Tabii deprem meydana geldikten sonra dalgalar ne yapıyor? Yayılıyor. İşte bu yayılan dalgalara dalga cephesi diyoruz. Yani kavramlara baktığımız zaman demek ki wave front dalga cephesi diyoruz. İşte fayın yüzeylendiği alan ya da mostra verdiği alanda fault scarp diyoruz. Evet, bu şekilde temel kavramlara bir dokunduk. Evet, particle motion, işte partikül hareketi. Genellikle sismolojide bunlar işte partikül nasıl hareket ediyor? Bakın partikül hareket ediyor. İşte ileri geri hareket, iki yönlü hareket var. Yani ileri geri hareket edebilir, sıkışabilir, açılabilir. Tabii ki bu da neyi gösteriyor? Dalganın yayınımını gösteriyor. Bu hareketi bizler ne yapabiliriz? Dalga hareketini bu şekilde bir düzenekle oluşturabiliriz. Tabii diğer bir kavram da partikül hareketi. Partikül hareketi bu nasıl bir partikül hareketini görüne düşey yönlü. Öyle değil mi? Up and down, yani yukarı ve aşağı bir hareket olduğunu buradan gördüm. Demek partikül hareketi burada ne? Yukarı aşağı şeklinde bir hareket var. Buradaki genliğin maksimum olduğu yerde biz dalga genliğinin maksimum olduğu yerde biz ne diyoruz? Genlik diyoruz. Yani dalganın genliğini ne yapıyoruz? Bu şekilde ölçebiliriz. Tabii ki bu genlik ne kadar yukarı doğru gidiyorsa demek ki depremin enerjisi de o kadar büyük olduğunu söyleyebiliriz. Farklı dalgalarda genlik değeri de farklı değişebiliyor. Diğer bir kavram da P dalgasını özellikle hem sıkışma hem de açılma görüyoruz. Yani sıkışıyor, açılıyor. Böyle sıkışız. Böyle bir sıkıyor, bir açıyor. Sıkıyor, açıyor, sıkıyor, açıyor. Bu şekilde gidiyor. Tak 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 gidiyor. Gerçekten güzel benzetme oldu. Yani böyle, böyle gidiyor. Yani vura 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 açı gidiyor. İşte bu compression dediğimiz yerlerde, bakın şu sıkışan yerler şurası. Açılan yerlerde burası. Demek ki iki compression arasında bir de ne var? Açılma var. Tabii ki bu ortam aslında undisturb olmuyor. Yani deformasyona uğramıyor. Çünkü P dalgası adı üstünde ilk dalga ve hızlı gidiyor. Ve hangi yönde bu açılma ve sıkışma oluyor? Dalganın yayılma yönünde açılma ve sıkışma meydana geliyor. Baktığımız zaman S dalgasının hareket yönü iki türlü. Mesela bu şekilde gördüğümüz zaman işte bakın yukarı aşağı doğru. Yani bir hareket var, yukarı aşağı doğru bir hareket var. Bir de yatay yönde bir hareket var.
Tabii ki bu ok, büyük ok neyi gösteriyor? İşte dalganın yayıldığı yön. Demek ki dalganın yayıldığı yöre göre yönde aşağı yukarı deplasman yapıyor. Yer değiştiriyor. Bakın yer değiştirme nedir? İşte burada ne yapıyor? Dalga bir yukarı gidiyor, sonra aşağı gidiyor. İki pikin arası, iki pik nokta ya da iki minimumun arası da biz ne diyoruz? Dalga uzunluğu diyoruz. Demek ki S dalgası demek ki direkt gitmiyor. Bir böyle aşağı yukarı rotasyon yaparak ne yapıyor? Gidiyor. Ama tabii ki bir rotasyon ve yer değiştirme olduğu için P dalgasına göre biraz daha şiddetli bir dalga, hızı biraz daha yavaş olan bir dalga. Evet, bir sonraki şekle baktığımız zaman bu şekilde bize yüzey dalgasını gösteriyor. Buraya kadar cisim dalgasından bahsettik, P ve S dalgaları. Bu da yüzey dalgası. Yüzey dalgasının farkı, gene hareket yönü bu tarafta. Ama hareket yönüne ters yönde ne yapıyor? Hareket yapıyor ters yönde. Harekete bakın, ters yönde ne yapıyor? Hareket yapıyor ve burulmalar meydana getiriyor. Ve buradaki tabii hareket yaparken görüldüğü üzere malzemede bir yer değiştirme meydana geliyor. Hareket yaparken bir yer değiştirme ne yapıyor? Meydana geliyor. Bu harekete işte retrograde İngilizce, işte saatin ters yönünde bir hareket meydana getiriyor. Bir de tabii ki bu genlik, derinlik de değişiyor. Yani bu hareketi, bu hareketin büyüklüğü, derinlik de değişiyor. Bir deprem dalgasında dalga genliği, derinlik de değişiyorsa biz ona dispersif dalga diyoruz. Ama P ve S dalgası bunlar cisim dalgaları, bunlar dispersif değil. Bunların derinlik de genliklerinde bir büyüme ya da küçülme olmuyor. Fakat bu yüzey dalgalarının önemli örneklerinden biri olan Rayleigh dalgasında bu saatin ters yöndeki hareketin büyüklüğü derine doğru ne yapıyor? Azalıyor. İşte bu yüzey dalgasının derine doğru bu hareket yönü azalmasından hareketli olarak da Rayleigh dalgası özellikle zeminlerin işte S dalga hız yapısının belirlenmesinde çokça kullanılan işte Mas W yöntemi olarak bilinen ve jeofizik mühendislerinin jeofizik projelerde kentsel yapılaşma amaçlı jeofizik projelerde kullanmış oldukları dalga tipi Rayleigh dalgası olarak ortaya çıkıyor. Bize çünkü yüzey hakkında bilgi veriyor. Yani yüzey dalgası, yüzeydeki hız değişimi, yüzeydeki direnç yapısı hakkında bilgi veren önemli bir kaynak. Lav dalgası da ilginç bir dalga. Bakın lav dalgası yine hareket yönü bu tarafta. Hareket yönüne dik olacak yatay hareketler yapıyor. Aslında bir bakıma S dalgasının yatay bileşenine benzeyen bir dalga. Ama bu tabii ki hızı yavaş olduğu için Rayleigh dalgasından sonra geliyor. Demek ki dalgaların geliş sırası hızlarına bağlı olarak P dalgası, S dalgası, Rayleigh ve Lav dalgası olarak gidiyor. Görüldüğü üzere Lav dalgası da bir yüzey dalgası. Yüzey dalgası ya da yüzey dalgaları ile cisim dalgaları arasındaki temel fark dispersif olma farkı. Yüzey dalgalarının genlikleri derinlikle ne yapıyor? Değişiyor. Ve bu özellikte olmasına kaynaklı olarak da bunlara dispersif dalga deniyor. Genellikle sismoloji derslerinde hep bu soruluyor. Yani işte cisim dalgaları ile ne bileyim yüzey dalgalar arasındaki temel fark nedir? Cisim dalgası nedir? Yüzey dalgası nedir? İşte bu yüzey dalgaların dispersif olması yani genliklerinin zamanla derinlikte değişmesi olayı özellikle vurgulanması gerekli bir olay. Bunlar yüzey dalgalar olduğu için yüzey araştırmalarında bunlar kullanılıyor ve oldukça da hızlı çözümler verebiliyor. Tabii bu şekilleri bugün için bu akademisyen hocanın sayfasından aldım. Çünkü bende bu şekiller yoktu. Bunu da kaynak olarak belirteyim.
Her zaman aldığımız yerin kaynağını vereceğiz. Eline sağlık sayfasında güzel açıklamış. Tabii gene onun sayfasından aldığım bir şekil. Demek ki cisim dalgalarından bahsetti. Cisim dalgaları sınır tanımıyor. Her yere ulaşıyor. Sınır tanımıyor. Cisim dalgaları kırmızı renkte gösterilmiş. İşte P ve S dalgası. Yüzey dalgaları görüldüğü üzere yüzeyde ne yapıyor? Yüzeyde yayılan dalgalar. Yani yüzey dalgaları işte bu aralıkta yayılıyor. Depremin yüzey dalgaları ama cisim dalgaları da görüldüğü üzere daha derin aralıkta yayılıyor. İkisi de birbirini tamamlıyor. Tabii depremde yıkıcı dalgalar nedir dediğimiz zaman tabii ki yüzeye yakın dalgalar yıkımı ne yapıyor? Artıran dalgalar olarak meydana geliyor. Tabii yıkımın önlenmesi için kentsel projelerde bizler ne yapabiliyoruz? Bu yüzey dalgalarını oluşturabiliyoruz ve bu yüzey dalgalarının bu derinlikte değişmesi, derinlikte genliklerini değiştirmesi, oradaki malzemenin yapısına bağlı olarak genliklerini büyütüp küçültmesi bize önemli olarak zemin projelerinde bilgiler veriyor. Evet, buyur Yalkap, diğer bir sorun. P dalgalarının daha yoğun, daha katı malzemelerde daha hızlı hareket ettiği bilinmektedir. Buna göre P dalgasının bu tür ortamda diğer dalgalara nazaran hızlı hareket etmesinin sebebi nedir? Evet. Aslında az önce Evet. hareket şeyini göstermiştiniz. Yani bir nevi o açıkladınız gibi onu. Evet, yani bir nevi açıkladım, dediğin doğru. Bakalım ilave açıklama var mı? Yani işte böyle bir soru sorulmuş, cevabı da aşağıda verilmiş. Ben bunu İngilizcesinden Google'da çeviri yaptım ve düzelttim daha sonra. Böyle bir soru sorulmuş, güzel bir soru. Yani niye hızlı? Yani bir defa hızı gözlüyorsun ama neden hızlı diye. Çünkü tepki vermiyor. Yani dünyanın içi ne yapıyor? Bu boyuna yayıldığı için fazla bir tepki vermiyor dünyanın içindeki malzemeler. Arasındaki hız farkının %60 olduğu söyleniyor. En önemli açıklama işte P dalgaları bir defa S dalgalarından hız olarak %60 fazla harekette. Dünyanın içi her ikisine de aynı şekilde tepki vermiyor. Demek ki dünyanın içi her ikisine de aynı şekilde tepki vermiyor. Şimdi neden olduğunu şu cümle açıklıyor. Yayılma yönünde bir kuvvet uygulayan sıkıştırma dalgaları ne oluyor? P dalgaları yayılma yönünde sıkıştırıyor, açıyor, sıkıştırıyor. Dünyanın iç kısmı neredeyse sıkıştırılamaz olduğu için P dalgaları enerjilerini ortamdan oldukça kolay bir şekilde iletir ve böylece hızlı bir şekilde hareket eder. Ya yani sıkıştırmak istiyor ama malzeme sıkıştırılmaya müsait olmadığı için orada hızlıca ne yapıyor? Hareket ediyor ve böylece hızlı bir şekilde yayılır şeklinde açıklama yapılmış. Yani incompressive diyor. Yani sıkıştırılamaz bir özelliği vardır diyor. Malzemelerin bu şekilde de P dalgası hızlı iletiliyor şeklinde açıklama yapmış. Bakalım bu animasyon çalışacak mı?
Evet, P ve S dalga hız farkları ile bizler ne yapabiliyoruz? Depremlerin yerlerini belirleyebiliyoruz. O çok önemli. Yani iyi ki arada hız farkı var. Evet, baktığımız zaman bu dalgaların hızları tabii ki yerin içerisinde değişiyor. Tabii maksimum hıza ne yapıyor? Ulaştığı yerler var. Mesela seyir dalgası kayboluyor. Kaybolduğu yer neresi? Aslında dış çekirdek. Niye dış çekirdekte kayboluyor? Çünkü sıvı olduğu için sıvı ortamda yayılmıyor. Demek ki sıvı ortamları bizler ne yapabiliyoruz? İşte seyir dalgasının kaybolma özelliğinden ya da yayılmama özelliğinden rahatlıkla keşfedebiliyoruz. Demek ki P dalgası her ortamda yayılıyor. Fakat görüldüğü üzere P dalgası da sıvı ortamda hızı düşüyor. P dalgasının hızı da görüldüğü üzere maksimum 13 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Demek ki P dalgasının maksimum yerin içinde ulaşmış olduğu hız burada 13 kilometre bölü saniye. Fakat çok hızlı bir şekilde sıvı ortamı gördüğü zaman 6,5 kilometreye düşüyor. Ve tekrar sabit bir şekilde belli oranlarda artarken, tabii artması neyi gösteriyor? Aslında sıvılığın biraz daha azaldığını, tabii sıvı var, çok sıvı var. Demek ki burada artması biraz sıvılığın azaldığını gösteriyor. Ve iç çekirdeğe girdiği zaman iç çekirdeği bir artış yapıyor. Ve görüldüğü üzere buradaki hızın değişmemesi, P dalgasındaki hızın değişmemesi aslında iç çekirdeğin homojen bir yapı olduğunu gösteriyor. Demek ki bizler ne bilgisi alabiliyoruz? Demek ki iç çekirdeğin hızı görüldüğü üzere demek ki 10-12 kilometre arasında olduğunu görebiliyoruz. İşte manto ile ilgili bilgi alabiliyoruz. İşte mantodaki P dalga hızının işte 11 kilometre ile 15 kilometre arasında değiştiğini görebiliyoruz. Demek ki mantonun homojen olmadığını görüyoruz. Demek ki hız değişimi çekirdekte olduğu gibi dümdüz olsaydı biz ne diyecektik? Ha, manto homojen diyecektik. Öyle değil mi? Demek ki bize ne veriyor bu sismik hız değişimi, P dalgasının sismik hız değişimi? Aslında yerin yüzeyinden merkezine kadar biz P dalgasını izleyebiliyoruz ve P dalgası izlemesiyle bizler ne yapabiliyoruz? Malzeme değişimini bizler P dalgası izleyebiliyoruz. Ama S dalgası bize ne bilgisi veriyor? Sıvı ortamın başladığı yerde kayboluyor. Demek ki sınırı sıvı ya da katı sıvı geçiş sınırını bize ne veriyor? S dalgası çok net bir şekilde geliyor. Tabii P dalgasında da aynı şeyi izliyoruz. Fakat S dalgasının kaybolduğu yerde demek ki orada bir geçiş sonu, katıdan sıvıya bir geçiş sonu olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii ki bu manto kısmı tabii daha sığ yerler, işte astronosfer, işte zayıf küre, litosfer, işte taş küre. Baktığımız zaman 9 kilometreye kadar ne yapıyor hızı? P dalgası ulaşıyor taş kürede. Niye ona taş küre diyoruz? Çünkü hızı 9 kilometre. Ama zayıf küreye geldiği zaman astronosfer, aston zayıf demek ki Latince. Bakın hızı neye düşüyor birden? İşte 8'in altına düşüyor. Birden 8'in altına düşüyor. Ve tekrar mantoda bakın düşüyor. Demek ki hız düştüğü zaman iki yüksek hızlı tabakanın arasında işte litosfer ile manto arasında düşük hızlı bir tabaka var. Bu tabakaya biz ne diyoruz? Düşük hız zonu diyoruz. Demek ki astronosfer nedir? Bir düşük hız zonu özelliği gösteriyor. Evet, demek ki dalgaları izlediğimiz zaman hızın düştüğünü, düşmenin zayıflamaya karşılık geldiğini ya da çok düştüyse bunun tabii ki bir zayıflık değil, aslında bir maddenin katı halden sıvı hale geçtiğini ne yapabiliyoruz? Bu sismik hızlarla tespit edebiliyoruz. Evet, baktığımız zaman demek ki yerin içi dörde bölünüyor. İşte kabuk, manto ve dış çekirdek olarak dörde bölünüyor, üçe bölünüyor.
İşte kabuk kalınlığı 6 kilometre, işte okyanuslarda genellikle 6 kilometre ortalama olarak derinliği, işte kıtaların altında 30 ile 50 kilometre bir kalınlığa sahip. Mantoya baktığımız zaman mantoda hız değişimi işte görüldüğü üzere ne diyor? Hızlı bir hız değişimi nerede görüyoruz? 300 ile 700 kilometre arasında hızlı bir hız değişimi görüyoruz. Şurası 300 ile 700 kilometre arasında mantoda hız değişiminin çok büyük olduğunu ne yapabiliyoruz? Görüyoruz. İşte bu değişim, yani bu hızlardaki sloplar bize neyi veriyor? Geçiş zonlarını veriyor. İngilizce transition zone, geçiş zonlarını veriyor. Burun nederi nedir? İşte burun nederi de işte buradaki mineral yapısının farklı olması ya da buradaki sıcaklık yapısının farklı olması, yani değişik bir sürü faktör olabilir. Gene 410 ile 660 kilometre arasında, 410 ile 660 kilometre arasında da gene bir değişiklik görüyoruz. Yani baktığımız zaman demek ki 300-700 kilometre arasında, 300-700 kilometre arasında şurası herhalde, 300-700 kilometre arasında ve 410 ile 660 kilometre arasında bizler değişim ne yapabiliriz? Mantoda görebiliyoruz. Demek ki bunların ışığında hız ne yapıyor? Derinlikle aslında tedrici olarak hız değişiyor. Baktığımız zaman derinlikte hız ne yapıyor? Artıyor. Derine gittiğimiz zaman hız artıyor. Ama sıvı ortamda ani bir düşüş yaşıyor. Ama genel gidişatı hız derinlikle artıyor. Bakın buradan buraya artıyor ve buradan buraya artıyor. Ve bu şekilde gidiyor. Hızın, sismik hızın 3000 kilometre yani 2700 kilometreye kadar genel gidişine baktığımız zaman genel gidişi hızın derinlikte arttığı şeklinde. Tabii niye artıyor? İşte ortamdaki basınç ya da sıcaklık gibi faktörlerin değişmesine bağlı olarak bu artışın açıklanabileceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Evet, bu şekli de gene az önce bahsetmiş olduğum sayfadan aldım. Burada dikkatimi çeken D2 önemli bir keşif. D2, bu da bir geçiş sınırı. Özellikle yani mantodan dış şekilde geçiş sınırı. Bu D2 sınırı oldukça dirençli bir malzeme. Hızlı dirençli bir malzeme. Aslında dış çekirdek üstünde dirençli bir malzeme olarak keşfedilmiş D2 tabakası var. Zaten bu dirençli tabakadan sonra hızlı bir hızda düşme meydana geliyor. Tabii ki bu hız düşüyor. Tekrar burada S dalgasını göstermiş. Herhalde iç çekirdekte S dalgası da kaydediliyor. Kaydedildiğini burada göstermiş. Ama benim kendi gösterdiğim şekillerde S dalgasını iç çekirdekte görememiştik. Evet, baktığımız zaman tekrar neye bakalım? İşte çekirdek manto sınırına bakalım. Çekirdek manto sınırı. Manto sınırı neresi? Şurası manto. Şu çekirdek manto sınırına baktığımız zaman ne görüyoruz? Çekirdek manto sınırında P ve S dalgasının değişimini görüyoruz. İşte P dalgası az önce de bahsetmiştim. 8 kilometre ile 14 kilometre arasında değişiyor. S dalgası işte görüldüğü üzere ne yapıyor? Hızlı bir şekilde ne yapıyor? Düşüş gösteriyor. Birden 7 kilometreden sıfırlanıyor yani. S dalgasının büyüklüğü birden sıfırlanıyor. Nerede sıfırlanıyor? İşte çekirdek manto sınırında. Yani şu çekirdek manto sınırında S dalgası ne yapıyor? Hız büyüklüğü sıfırlanıyor. Baktığımız zaman core mantle boundary yani çekirdek manto sınırında ne görüyoruz? Katı mantoyla sıvı dış çekirdek arasında ani bir geçiş görüyoruz. Ani bir geçiş ne yapıyoruz?
bu sınırda sismik hızlarla görüyoruz. Çünkü malzeme yapısında ani bir değişim olduğu için. Demek ki dış çekirdek içinde ne oluyor? Hızın artması, özellikle karışık malzeme ya da sıvı içeriği karışık olan malzemeyle uyumlu olarak ne yapıyor? Hız ne yapıyor? Dış çekirdek içerisinde tedricen artıyor. Yani bir düşme var ama sonra artıyor. Yani. Bir düşüyor, sonra artıyor. Niye artıyor? Çünkü demek ki tedrici olarak malzeme homojen değil. Homojen olmadığını gösteriyor. Yani burada demek ki bu sınırda hızı düşüren bir malzeme var. Ama ilerledikçe bu hızı artıran demek ki malzeme içeriğinde bir değişme meydana geldiğini ne yapabiliriz? Görüyoruz. Yani hızlı düşme ve tekrar bir yükselme P dalgasında görüyoruz. Evet, iç çekirdeğe baktığımız zaman iç çekirdekte neyi gösteriyor? İşte tamamen demire bağlı faz değişiminin biz neyini görüyoruz? Etkisini, yani bir katı ve demir bir malzeme olduğunu sismik hızlarla görebiliyoruz. Evet, bugünlük dersimiz burada bitti. Yalkap şükürler olsun. Yani bitirebildiğimize bayağı uzun bir ders oldu. Kaçta başladık? 4'te başlamıştık. 1,5 saat sürdü. Evet, bu tür şeyler her zaman olabilir.